Merhaba arkadaşlar. Bu hafta saç bakım rutinimi sizlerle paylaşmaya karar verdim ve efsane bir maskeyle karşınızdayım. Hem saçımı uygulayacağım, hem tarifi vereceğim, hem alternatif içeriklerden bahsedeceğim. Anlattığım içeriklerden kendinize özel bir maske hazırlayabilmenizi sağlayacak bir tarifle beraberiz. Bu maske saç dökülmesini durduruyor, saç kırıklarınızı onarıyor. Saçlarınızdaki kuruluğu, cansız görüntüyü ve matlığı tamamen gideriyor. Ve aynı zamanda bu maskenin saç çıkarttığı da söyleniyor. Ben o kadar uzun süre rutin halinde kullanmadım açıkçası ama saçlarım ne zaman kötü hale gelse kendimden dolayı bu maskeyi uyguladım. Bu kadar içerikle uygulamamıştım. İlk kez ben de bu videoyla beraber gerçekten kuvvetli bir içerik hazırlayıp uygulayacağım. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Kullanacağım ürünlerin birçoğunu muhtemelen biliyorsunuz. Dönem dönemde kendinizde kullanmış olabilirsiniz. Saçlarınıza, kaşlarınıza uygulamış olabilirsiniz. Saç bakım maskesi tarifleri görüyorsunuz internette. Birçoğunda insanlar kendilerine uyguladıkları tarifleri söylüyorlar benim gibi ama maalesef araştırmadan kullanıyorlar ve öneriyorlar. O yüzden ben bu videonun içeriğine oldukça güveniyorum çünkü oturdum çatır çatır araştırdım arkadaşlar. Araştırırken gözüme çarpan ve hepimize fayda sağlayacak olan bilgileri kısaca size buradan okumak istiyorum hızlıca. Günde ortalama 100 saç teli dökülür. Dökülen saçların yenisi 6 ile 10 hafta içinde yeniden çıkmaya başlar. Bir saç kökünden ortalama 20 kere yeniden saç oluşup çıkabilirmiş. Saç derisine ve tellerine iyi bakılırsa saçın seyrelmesi önlenebilir. Doğru bakımlar yapıldığında hızlıca gürleşebilir. Saç dökülmesi birçok faktöre bağlı olarak gelişebilen yaygın bir durumdur. Birçok faktör diyor arkadaşlar. Saçın yaşam döngüsü doğal olarak büyüme, dinlenme ve dökülme aşamalarını içerir. İşte saç dökülmesinin nedenleri ve çözümleri hakkında bilgiler demiş. 1- Genetik faktörler. 2- Hormonal değişiklikler. 3- Yaşlanma. 4- Beslenme eksiklikleri. 5- Stres ve zihinsel sağlık. 6- Saç bakım ürünleri ve ısı. 7- Tıbbi durumlar. Yani sizin saçınız dökülüyorsa bu belki hormonal durumlardan dolayı, belki yaşlanmadan dolayı, belki genetik faktörlerle bu maskeyle bunun önüne geçebilir misiniz? Buna hiç kimse garanti veremez. Aslına bakarsanız saçın uzamasının hızlanmasına da hiç kimse garanti veremez. Çünkü saçın sağlığı sadece dışarıdan yapılacak bir maskeyle sağlanmıyor arkadaşlar. Bütün maske tariflerinde bunu kullanın harika olacak gibi saçma sapan şeyler söylemişler. Hayır. Siz sadece saçınıza dışarıdan destek veriyorsunuz. Dökülme olacaksa evet belki biraz durduracak, belki yavaşlatacak, belki de çözüm olacak ama buna evet ben bunu kullanacağım ve konu kapanacak diye bakmayın. Baştan bunu söylemek istiyorum. Peki ben bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü bu videodaki içerikler piyasada kullanabileceğiniz kimyasallarla hazırlanmış içeriklerden daha kuvvetli. Bir sonuç alacaksanız bu ürünleri periyodik aralıklarla kullanarak belki de çözüme ulaşabilirsiniz. Hemen hepinizin bildiği 3 ampulü göstermek istiyorum. Biri Evigen, Bemix ve Bepanten. Tabii ki bu üçü bu maskenin içinde var. Ben ortalama 145 lira gibi bir şey ödedim bu üçünü arkadaşlar. İçinde 5'er tane ampul var. Bu ne demek? 5 kere kullanabilirsiniz bu kürü demek. Yine izlediğim videolarda yanlış bilgi var. Onu da buradan düzeltmek istiyorum. Gördüğüm yerlere de yorum yapıyorum aslında ama E vitamini kırdığınız zaman bu ampulü 15 dakika içinde uygulanması gereken bir ampul. Ve hepsini karıştırıp işte diğer yağları da koyup buzdolabında bekletme gibi bir şeyi tavsiye etmiyorum. Kimyager değilim ama biraz mantıklı düşünmeye çalışırsak birbirinin etkileşimiyle bunların yararlanımlarının düşeceğini, belki de zararlı hale gelebileceğimi düşündüğüm zaman ben taze taze hazırlayıp hemen uygulamaktan yanayım. Şimdi bu 3 ampulü kullanacağım ama bunun içine başka ne koyabiliriz? Sizlerin sıkıntısı ve ihtiyacı ne? Bunlara yönelik de bir araştırma yaptım ve kullanacağım yağları ve benim kullanmayacağım şu anda elimde de olmayan yağları da sizlere anlatmak istiyorum. İçinden seçerek bu 3 ampulün içine ekleyerek kendinize özel maske yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan uygulamasını da göstereceğim zaten. Bunları en son ekleyeceğim ben yağımın içine. İlk önce benim kullanacağım ve çok etkilendiğim araştırmaların içinde en çok dikkatimi çeken şey yılan yağı ile başlamak istiyorum. Ben Aktar'dan bu marka buldum bilmiyorum. İyi mi diye sorup aldım herhangi bir yılan yağı. İçeriğini okuduğumda gerçekten çok şaşırdım. Beni çok etkiledi. Diyor ki eski zamanlarda ağrı ve acı gidermede kullanılan yılan yağı günümüzde saç ve sakal sorunlarını gidermede kullanılıyor. Çeşitli cilt hastalıklarında yaygın olarak kullanıldığı için tarihte kaynaklarda belirtilen zehirsiz yılanlardan elde edilen soğuk sıkım işleminden geçirildikten sonra kullanıma hazır hale gelen ve uzun süre tazeliğini koruyan yılan yağı eski Mısır'da geleneksel olarak saç ve sakal sorunlarının tedavisinde yine kullanılmış. Dokuların sağlıklı çalışmak için ihtiyaç duyduğu EPA sayesinde kellik olan saç bölgesinde
doğrudan bir iki damla şeklinde uygulanabilme özelliğine sahiptir diyor. Kullananların saçım daha çabuk uzadı ve saçımın diplerinden bebek saçları çıktı gibi yorumlarını da okudum. Tabii ne kadar doğrudur, internete çok da fazla güvenemiyor insan artık. Saçı uzatma etkisiyle bilinen yılan yağı saç kopmalarını engeller, kimyasal maddelerden zarar görmüş saçları onarır, hormon bozukluğuna bağlı olmayan kellik durumuna iyi gelir diyor. Ve seyrek kaşları da sıklaştırır diyor. İkinci seçtiğim yağ tatlı badem yağı. Bu da işte evde bulduğum bir yağ. Markası hiç önemli değil. Bu arada kanalımda hiçbir şekilde sponsor, reklam vesaire öyle ürünler yok arkadaşlar. Hepsini kendim alıyorum, uyguluyorum. Bundan da yine bir kaşık içine ekliyorum. Faydaları neymiş onu da hemen anlatayım. Saçı besler, nemlendirir, kepek oluşumunu önler. Saçın nemini koruduğu için saç kırılmalarını ve dökülmelerini azaltır. Saçı güçlendirir ve daha parlak görünmesini sağlar diyor. Badem yağını araştırdıktan sonra hemen altında karşıma çıkan susam yağı. Onu da söyleyeyim hemen çünkü içine ben de bir kaşık susam yağı ekleyeceğim. Saç sağlığı denildiği zaman akla ilk gelen badem yağıdır. Ancak susam yağının saça faydaları badem yağının tahtını sallandırabilir diyor. Susam yağı kafa derisini nemlendirir, kepek sorununu çözer, kırıkları önler, saçın sağlıklı uzamasını sağlar. Aynı zamanda antibakteriyel özelliğiyle kafa derisinde oluşabilecek enfeksiyonlara iyi gelir diyor. Dolayısıyla ben susam yağına yine bir kaşık koyacağım. Yine beni çok etkileyen ve benim maskemin içine koyacağım kabak çekirdeği yağı. Bu da başka bir markanın işte. Düzenli olarak bal kabağı çekirdeği yağı kullanmak yeni saç çıkmasına ve var olan saçların hızlı uzamasına yardımcı olabilir diyor. E vitamini içerdiği için saç derisinin kendini temizlemesine yardımcı olur. Hasarların daha hızlı onarılmasına destek olur. Saçları uzamaya teşvik eder. Yapılan araştırmalar kabak çekirdeği yağının saç dökülmesini azalttığını, saçın büyümesine yardımcı olduğunu, saç büyümesini yavaşlatan, durduran 5 alfa diktaz enzimini engellediğini anlatıyor. DHT hormonunu duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar ama DHT hormonu direkt saçla ilgili, özellikle erkeklerle ilgili bir problem bu. DHT hormonu sebebiyle erkeklerde aşırı saç dökülmesi genetik bir faktör olmaktadır. Genelde 15-20 arasında DHT hormonu aktif hale gelir ve saç diplerine zarar vermeye başlar diyor. Eğer bu sorun ile karşılaşan kişiler herhangi bir çözüm yolu aramazlarsa 2 ya da 3 yıl içinde kellik problemleriyle karşılaşacaklardır. Kabak çekirdeği yağı dehidrotestosteron hormonunu, yani vücuttaki serbest testosteronu baskıladığı için kafanın tepe bölgesinde başlayan agresif kelleşmeyi yavaşlatıp önüne geçmeye yardımcı olur diyor. Yani kabak çekirdeği yağı efsane bir şey. O yüzden ben bunu da edindim arkadaşlar. Herhangi bir soğuk sıkım, Hindistan cevizi yağı da evinizde bulunsun. Özellikle işlem görmüş saçlarınız varsa Hindistan cevizi yağını artık hepimiz biliyoruz. Bunu ben saç uçlarıma özellikle uyguluyordum. Okuduktan sonra saç diplerime de iyi geldiğini öğrendim. İzlediğim bir saç bakım videosunda saç diplerinize sakın sürmeyin. Çünkü saç diplerinde saç tellerinin köklerini kapatır, işte havasız kaldığı için dökülür falan diyordu. Yapmayın böyle. Öyle değilmiş çünkü. Saç için gerekli olan temel proteinleri sağlar. Mükemmel bir nemlendiricidir. Hindistan cevizi yağının kullanıldığı bir çalışmada saçlı deriye uygulanmasıyla 14 saat süreyle saçta protein kaybını önlediği ve herhangi bir yan etkisi olmadığı görülmüştür diyor. İşte gördüğünüz bir bilgi daha yanlış çıktı. Saç derisini de gayet içiniz rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz bir yağ olduğunu da bu videoda ben de sizle birlikte öğrenmiş oldum. Çam terebentin yağı katabilirsiniz içine. Çam terebentin yağını ben denediğim için, daha önce kullandığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, çılgınca bir dökülme yaşadım ben. Muhtemelen stresle alakalıydı yaşadığım o dönemde. 2-3 damla damlatarak böyle ellerime, saç diplerime duştan sonra friksiyon yaptığımı hatırlıyorum. Ertesi gün duş alana kadar saçımda kalması doğru bir şey miydi bilmiyorum ama çünkü okuduğum kaynaklarda duştan önce sürün, 2 saat tutun saçınızda ve yıkayın diyor. Ben öyle yapmadım. Hiçbir zararını da görmedim. Saçlarımı parlattı. Resmen saçlarımı onardı diyebilirim. Uçlarından bahsetmiyorum. Saç tellerimin kalınlığı ve sağlığı eski haline geldi ve dökülmeyi gerçekten bir haftada kesti. Bunu gayet rahat deneyimlediğim için söyleyebilirim. Hepimiz de aynı sonuca gelecek diye bir şey yok. Çünkü hepimizin sorunu farklı olabiliyor arkadaşlar. Saçlara Terebentin'i de okuyayım yine. Saçlarınızın gürleşmesine, nemlenmesine, kepeklenmemesine, parlaklığın artmasına yardımcı olur. Saç derisinin sağlığını korumayı sağlar ve saç dökülmesiyle mücadele eder diyor. Diğer bildiğiniz yağlar fındık yağı, hindistan
cilt yağı, jojoba yağı. Bunlar da yine bu maskenin içine katabileceğiniz yağlar arkadaşlar. Hepsi saç derisinin nemini sağlayan, işte saçı kuvvetlendiren, dolayısıyla uzamayı sağlıklı hale getiren yağlar. Fakat fındık yağında şöyle bir şey okudum diğerlerinden artı olarak. Yağlı saçlarda sebum üretimini dengeler diyor. Saçın hızlı yağlanmasının önüne geçer, saça hacim kazandırır ve ağırlık yapmadan parlaklık verir diyor. Ben fındık yağını hiç kullanmadım ama oldukça güzel. Onu da ben bu rutine eklerim diye düşünüyorum. Argan yağını zaten hepimiz biliyoruz artık. Argan yağı da tabii ki katabilirsiniz. Çünkü argan yağı da neden bu kadar popüler oldu diye araştırdığım zaman saç kırıklarını, saç hasarlarını azaltmaya yardımcı olur. Saçı nemlendirir, kepeği önler yine. Saç boyası kullanan kişilerde boyanın uzun süre kalıcı olmasını sağlıyormuş. Bu da yine benim bildiğimi zannettiğim bir yağın artı avantajı çıktı arkadaşlar. Sizleri de bu konularda bilgilendirdiğim için şu anda çok mutluyum. Hepsini başlıklar halinde tekrar sayayım. Badem yağı, argan yağı, Hindistan cevizi yağı, çam terebentin yağı, susam yağı, kabak çekirdeği yağı, yılan yağı, Hint yağı, üzüm çekirdeği yağı, fındık yağı, jojoba yağı gibi yağları da bu 3 ampulün içine karıştırıp tabii ki zeytinyağını da unutmamak lazım. Onu da söylemek istiyorum. Zeytinyağı ile ilgili de benim bir ön yargım vardı. Zeytinyağını kullandığım bir dönemde saçlarıma iyi gelmediğini düşünmüştüm. Daha sonra baktım ki içindeki asit oranı da çok önemliymiş. Dolayısıyla asit oranı düşük bir zeytinyağını da güvenle saçlarınıza kullanabilirmişsiniz. Onarıcı etkisi gerçekten çok yüksekmiş arkadaşlar. Yine bu maskenin en kuvvetli bileşenlerinden bir tanesi de bal arkadaşlar. Ben maskelerin içinde balı görüyordum. Ona da yine ön yargılıydım. Yahu balı niye saçımıza sürüyoruz diye. Ama bal o kadar önemli bir gıda ve o kadar zengin içerikli bir bileşen ki okuyunca çok şaşırdım. Saç tellerini beslemekte ve güçlendirmekte son derece etkilidir. İçeriğindeki glikoz, fruktoz ve sakkaroz saça besin desteği sağlayan doğal şeker tipleridir. Ayrıca balın protein içeren bir bileşen olması saçların gürleşmesinde büyük rol oynar dedi. Bunu da yine kabullenmiş oldum. Bunlara bir de üzüm çekirdeği yağını eklemek istiyorum az önce söylediğim için. İçerisindeki yağ asitleri E ve C vitamini sayesinde saç ve saç derisini besler. Saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar. Saç diplerindeki kepek ve kaşıntıyı hafifletiyormuş arkadaşlar. Ve hemen artık maskeyi yapayım ve uygulamasına geçelim. Uygularken nelere dikkat edeceğiz? Nasıl durulayacağız? Saç dökülmesine iyi gelecek alternatif bilgilerle bir kaşık zeytinyağını alıyorum. Zeytinyağını koydum bir kaşık. Bir kaşık bal koyacağım. Yani balın bu kadar saça iyi geldiğini bilseydim ben çoktan uygulardım. Şöyle bir kaşık. Bir kaşık susam yağı koyacağım. Evde susam yağı olmadığı için ve ben de susam yağının şu tahinin üstünde kalan yağ olduğunu öğrendiğim için bayağı tahinin üstündeki yağı ekliyorum. Siz susam yağı alırsanız öyle de kullanabilirsiniz. Evdeki imkanlarla şu andaki susam yağım bu. Yılan yağı beni kendine hayran bıraktı. Umarım bu yağlara bir alerjim de yoktur arkadaşlar. Bu arada insanın muza, çileğe ya da herhangi bir şeye bile alerjisi olabiliyor. O yüzden lütfen bu karışımı yaptıktan sonra vücudunuzun minicik bir bölümünde deneyin. Ben de deneyeceğim. Yılan yağı yine bir kaşık koydum. Tatlı badem yağı kaşlarımıza, saçlarımıza eskiden beri kullandığımız hepimizin bildiği bir yağ. Bir kaşık tatlı badem yağını da koydum. Çam terebentini bulamadım evde. Olsaydı onu da keyifle eklerdim açıkçası. Ve çok çok merak ettiğim kabak çekirdeği yağı. Eğer gerçekten bu tarif işe yarıyorsa benim bebek saçlarımın çıkması lazım. Çünkü zaten saçlarım gür ve sağlıklı. Dökülme problemi de yaşamıyorum uzun zamandır. Bunu da yine yorumlara güncellerim arkadaşlar. Bu koyu renkli bir yağ. Bunu da ekledim. Hindistan cevizi yağı da koyabiliriz ama bunu benmari usulüyle biraz aslında ısıtmak lazım. Bu haliyle erimeyebilir içinde. Normalde çok fazla saçıma kullandığım için şu anda koymayacağım arkadaşlar. Argan yağını da yine düzenli olarak kullandığım için bu karışımı şimdi eklemeyeceğim. Ben direkt ampullere geçiyorum. Bu ampullerin saçıma ve kullanan arkadaşlarımın saçlarına yaptığı etkiyi gördükten sonra üstüne tanımıyorum. Zaten çok biliniyor. Eczaneye gittiğiniz zaman saç dökülme problemi var dediğiniz zaman size söyledikleri şey şampuan içeriklerinize bakın.
İçinde SLS, paraben, dimetikon, onunla ilgili de bir video çekmiştim. Oradan da takip edebilirsiniz. Şampuan içeriklerinizi temiz seçerseniz saçlarınızın dökülmesi belki sadece bununla bile durabilir diyorlar. Ama saç dökülmesine ve saçların gürleşmesine, sağlıklı uzamasına yardımcı olan üçlü olarak bu üçünü veriyorlar. Hatta ben ilk gittiğimde şu ikisini buldum. Bunu vermediler. Ben bunu bildiğim için, normaldeki kürümlü olduğu için gidip başka bir yerden satın aldım. Şimdi bunu peçeteyle kıracağım arkadaşlar. E vitaminini en son kırayım. Şu Demix ile başlayayım ben. Şöyle çıkıyor. Bunu elinizi kesmemesi için peçeteyle tutarsanız daha iyi olur. Yani biraz kötü kırdım ben. O yüzden şırınga ile çekeceğim. Camın içine düşmesini istemiyorum. Şöyle şırıngayla alıyorum. Bemix'i koydum. Ve Pantene'den yine koyacağım. Şöyle göstereyim. Kırılma yerine dikkat edin. Yine bunu da şırıngayla çekelim. Ben bunları önceden böyle pıt 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 vurup vurup da yapıyordum. Ama bu bana daha pratik geldi açıkçası. Ve Evigen. Bu karışımın kokusundan, özellikle Bemix'in kokusundan hoşlanmayanlar varmış. Vallahi ben bayılıyorum. Kırmakta biraz zorlanıyorum ama. Bunu alırken biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Şırıngayı yukarı doğru çektiriyorum ve bekliyorum. Yavaş yavaş doluyor yağ formunda olduğu için. Sabit tuttuğunuzda yavaş yavaş doluyor, bakın. Eğer birdenbire çekmeye çalışırsanız gelmez. Bunu çekili tutun ve bekleyin. Bunu da bir hemşireden öğrendim geçen gün. Daha önceki uygulamamda bayağı uğraşmıştım bununla. Meğer çok kolaymış bu arada. İşte geldi. Şöyle. Yağ olduğu için çok zor iniyor. Bu maskeyi durularken arkadaşlar vücudunuza değdirmeyin. Öyle bir uyarısı vardı. Demek ki gerçekten tüylenme yapıyor. Bu da çok hoş bir özellik. Başınızı ayrıca yıkayın yani. Bununla işimiz bitti. Hemen saça sürme bölümüne geldik. Çünkü E vitamini dediğim gibi gün ışığıyla ve oksijenle buluştuğu zaman hemen yararlanımını azaltıyor. İyice karıştırıyorum. Yine içine isterseniz hint yağı, fındık yağı, üzüm çekirdeği yağı, probleminiz neyse, argan yağı, istediğiniz, ihtiyacınıza uygun olan yağları ekleyebilirsiniz. Şöyle karıştırdım. Oldukça fazla bir yağ. Bunu iki kişi de saçına uygulayabilir. Hatta belki üç kişi bile saç uzunluğuna bağlı olarak uygulayabilir arkadaşlar. Lütfen uygulayın. Bunu izlediğiniz zaman saçlarınıza faydası yok. Uygulamanız gerekiyor ve belli rutinler halinde. Diplerden itibaren uygulamaya başlıyorum. Arkadaşlar, kaşıkla yapmasam mı ben bu işlemi? Hadi kaşıkla yapalım ya. Şöyle diplere masaj yapa yapa. Bu tarz maskeleri uygulamadan önce saçlarınızı tarayın arkadaşlar. Saçlarınızın diplerine şöyle hafif hafif parmak uçlarınızla, tırnaklarınızla değil, masaj yapın ki kan dolaşımınız hızlansın. Şöyle ayırıyorum. Gerçekten çok yoğun bir yağ. Şöyle yemek kaşığıyla maske yapan da ne bileyim yani.
Önce saç diplerimden başladım. Daha sonra saç uçlarıma doğru indireceğim. Benim saçıma bu ancak yetecek bu arada. Yine böyle kendi saçıma bakım yapmak için alternatif bir şeyler ararken bir videoda şöyle bir bilgi öğrendim. Saç sadece diplerinden besleniyor dediler. Artık neye inanacağımı da neye güveneceğimi de gerçekten şaşırmış durumdayım. Çünkü bu videoları hazırlarken araştırma yazılarına bakıyorum ben arkadaşlar. YouTuberların çektiği ya da işte forum sitelerine göre çekmiyorum videoyu. Genellikle doktor videolarından faydalanıyorum. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü saç uçlarımıza uygulamamız için satılan bir sürü maske var. Saçın üstünde pulcuklar da var. Bununla ilgili bir bilgisi olan varsa çok çok sevinirim yazan olursa. Ben daha önce böyle maskelerle çok fazla tanışmamış ve barışmamışken saçlarımın uçlarına sanıyorum Inecto diye bir markaydı. Onun küçücük bir serum vardı, artık yok. Yenilemiş, başka bir serum yapmış. Onu bir arkadaşım söylemişti. Canan saçlarını sarı yaptın, bak uçların çok kötü görünüyor, kuruyor. Kullan, şaşıracaksın, kopmuş saçlarıma bile iyi geldi demişti. Ben Hindistan ceviziyle o zaman tanıştım mesela ve sadece saçlarımın uçlarına uyguluyordum. İşe yaramıştı. Fakat öyle sihirli değnek gibi düşünmeyin bunları. Düzenli kullanacaksınız arkadaşlar. Her ürünü ilaç gibi düşünün. Düzenli kullanmazsanız bir kullanımda sonucu elde edemezsiniz. Gerçi bu maske sanıyorum uyguladıktan bir hafta sonra sizi çok şaşırtacak. Bu maskeyi ne sıklıkta yapın? Bu maskeyi ayda 2 kez ihtiyaca uygun olarak 2 haftada bir yapıp daha sonra ayda bir, hatta 2 ayda bire bile düşürebilirsiniz. Şahsen ben eşit aralıklarla uygulamadım bunu. Saçlarım çok çok kötü olduğu dönemlerde uyguladım ve etkisine inanamadığım maskelerden galiba birinci sıradaki olabilir. Diplerimi tamamen sürdüm. Durularken en önemlisi o, bu saç maskeleri yağ içerikli olduğu için eğer ıslatırsanız bu saçı arındıramazsınız arkadaşlar. Ondan sonra nefret edersiniz bu durumdan. Saçlarınızı hiç ıslatmadan şampuanı elinize alın, saçlarınıza yedirin. Direkt şampuanla bütün saçınızı şampuanladıktan sonra akıtın ve tekrar şampuanlayın. Göreceksiniz ki hiç öyle çılgın gibi arındırmak için kafayı yemeden de işi halledebiliyorsunuz. Bu da yine önemli bir bilgiydi. Şimdi artık uçlara doğru, saçın boylarına ve uçlarına doğru indiriyorum. Saç dökülmesine etki edecek en önemli şeylerden birisi de yeterli miktarda su içmek. Yani ne alaka diyeceksiniz ama su her şeyle çok doğru orantılı. Zaten önemini biliyoruz. Galiba bazen aksatıyoruz. Saça bile çok ciddi anlamda fayda ve etki ettiğini de öğrenmiş oldum. Dengeli beslenmek, protein kaynaklı beslenmek, özellikle omega 3 yağ asitleri içeren besinler tüketmek, biyotin yine saçın dökülmesini engellemekte, saç çıkartmakta diyorlar özellikle. Çok çok önemli. Ek olarak takviye alabilir misiniz bilmiyorum. Ek takviyelere çok sıcak bakmıyorum ben. Ekstra vitamin kendim de kullanırken biraz tedirgin oluyorum açıkçası. Daha çok gıdalardan almaya çalışıyorum ama bunlara dikkat edebilirsiniz. Ve kullandığınız saç bakım ürünlerinin içinde B19 olmasına dikkat ederseniz daha çabuk sonuç alırmışsınız arkadaşlar. Ben de bu hafta sizin sayenizde gerçekten bir şeyler öğrendim. İçerik okumadım şimdiye kadar. Hiç içerik okumadım. Bu kadar önemli olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bundan bir önceki videoyu çekene kadar. Bu maskeyi de lütfen yapın, uygulayın. Bir de sarımsak içerikli ürünleri çok öneriyorlar. Sarımsağın saç çıkartma etkisi eskiden beri böyle geçen ilaçlarda da vardı. İşte zeytinyağının içine sarımsak dövüp koymak, onu saç derisine geceden sürmek ve bir streç filmle ya da işte poşetle sabaha kadar kapatıp, ki çok yakan bir şey arkadaşlar sarımsak, saç derisinde yeniden saç kökü oluşturur ve keller kurtulur falan filan gibi bir şeyler vardı bu bilgi. Sarımsak gerçekten çok kuvvetli.
Şimdi saçı topluyorum. Arkadaşlar minimum 3 saat bekletin. Hatta geceden yapın, sabaha kadar kalsın diyorlar. Ben o şekilde uyuyamıyorum açıkçası. Evde olduğumuz bir gün ne kadar çok bekletirseniz o kadar faydası olacağını düşünerek minimum 3 saat bekleterek bu maskeden maksimum verim alabilirsiniz. Tabii ki vaktiniz yoksa hiç yapmamaktan iyidir. 1 saat bekletin yani. Yeter ki yapın ve bekletin. Stretch film, bone. Bense bu hafta sadece ve sadece değişiklik olsun diye çöp poşetiyle size veda etmek istiyorum. Şöyle çöp poşetini şöyle evet, işlem bu kadar arkadaşlar. Ben işlemin sonuna geldim. Olabildiği kadar saçımı da bekleteceğim. Dediğim gibi şampuanlayacağım ve akıtacağım. Tekrar şampuanlayacağım. Ondan sonra da artık ne olacak bakacağız. Yorumları güncelleyeceğim. Bu bal hiç kullanmadığım bir şeydi. Kabak çekirdeği yağı hiç kullanmadığım bir şeydi. Özellikle yılan yağını çok merak ediyordum. Saçlarımın uzamasında gerçekten bir işe yarayacak mı onu da çok merak ediyorum. Benim saçlarım bu arada zaten çok hızlı uzuyor ama yine de böyle wow etkisi olursa hayret diyeceğim ve onu da güncelleyeceğim yorumlara. Güncellemem elbette ki zaman alacaktır. Çünkü dediğim gibi bundan bir defada sonuç almak, öyle hemen bir etki vermesi çok da mümkün değil. Bir sonraki hafta yeni bir içerikte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmayın. Hoşçakalın.